Şimdi konumuz annenin kaderi, kızının çeyizi diye bir söz var. Sevgili arkadaşlar, bir kere bu bir söylenti değil, bu bir gerçek. Buna benzer binlerce belki her dilde atasözü vardır. Her memlekette bunu kabul eden gerçekler var ve atasözleri var. İbni Haldun'a sormuşlar. Anneler, babalar gelmişler. Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim? O da şunu söylüyor. Siz çocukları terbiye etmeyi bırakın diyor. Siz ilk önce kendinizi terbiye edin. Siz kendinizi düzeltirseniz çocuklar zaten size benzeyecekler, sizi kopyalayacaklar. Dolayısıyla ilk önce kendi üzerinizde çalışma yapın. Sevgili arkadaşlar, bu gerçeği kabul etmek lazım artık. Çünkü bu gerçeği kabul edersen o zaman anne olarak veya baba olarak kendini yetiştirirsin. Çocukların zaten senin söylediklerine bakmıyor. Senin davranışlarına bakıyor. Nasıl davranıyorsan o şekilde davranacak. Sen şunu yap, bunu yapma diyorsun ama onu dinlemeyecek. Ve dinlemediğinden dolayı sen yaramaz diyeceksin ona. Söz dinlemiyor diyeceksin. Aslında yapacağın şey nasıl davranmasını istiyorsan o şekilde davran. O yüzden kendinizi yetiştirin, o yüzden eğitimler alın, seminerlere katılın. Binlerce yıl bu kendini ispatladı. Bunu devamlı söylüyorlar, bilge insanlar kendinizi yetiştirin diye. Biz de söylüyoruz, aynısını söylüyoruz. Sen şimdi tutup çocuğu kolundan şunu yetiştir diye bir kuruma götürüyorsun. Tamam, iyi güzel, onlar düzeltiyor, yetiştiriyor. Sonra senin yanına geliyor tekrar öğlenden sonra. Sen onu kendini yetiştirmezsen bozacaksın. Dolayısıyla sen nasılsan senin çocuğun da o şekilde oluyor. Hani biz atalarımızın aynasıyız, çocuklarımız da bizim aynamız. Hani Almanların bir sözü var, elma ağaçtan uzağa düşmez, hemen dibine düşer. Benzersin. Hani aktarım diyorlar buna, değil mi? Şimdi aile dizimi başladı, moda oldu. Aktarım deniyor. Evet, gerçek. Aktarıyorsun. Sen nasılsan senin çocuğun öyle oluyor. Sende mesela panik atak varsa senin çocuğunda da panik atak var. En çok kimi modelliyorsa, mesela erkek çocukları babalarını modelliyor. Kızlar annelerini modelliyor. Bu sevgili arkadaşlar gerçek. Hayatın gerçeği. Bu gerçekleri böyle bir şeyle örtemezsin. Mümkün değil. Kabul edeceksin. Bu böyle. Bu gerçek bu. Dolayısıyla ilk yapacağın şey kendi üzerinde çalışmak. İnsan kendi nefsiyle ilk önce mücadele etmeli. Hani ilk önce ne diyor hostesler uçağa binince? Maskeyi kendine tak, ondan sonra çocuğuna tak. Yani ilk önce kendini kurtar. Sen nefes alamazsan çocuğun zaten nefes alamayacak. Senin yapacağın iş kendini yetiştirmek. Sen çocuğuna televizyon seyretme diyorsun ama elinde cep telefonu var. Veya sen kendin televizyon seyrediyorsun. İşte çok oynuyor hocam. Senden gördü de o yüzden oynuyor devamlı bilgisayarla, telefonla. Sen kendini düzeltince ondan sonra çocuk zaten uzaklaşacak. Veya şöyle diyelim. Sen çocuğun kitap okumasını istiyorsun. Önce sen o zaman kitap okuyacaksın. Çocuk seni modelleyecek. İstesen de istemesen de sen nasıl anneni modellediysen, babanı modellediysen, ona sonradan benzemeye başladıysan senin çocuğun da sana benzeyecek. O yüzden en büyük yatırım ilk önce kendine yatırımdır. Çocuklarına, ailene, nesline iyi bir miras bırakmak istiyorsan ona mal, daire, yat, kat bırakacağına, tamam mı? İlk önce güzel ahlak, güzel terbiye, eğitim, onlara onu bırak. Peki o nasıl oluyor? Kendini yetiştireceksin. Yani kendine yatırım yaptığın zaman, kendini geliştirdiğin zaman zaten çocuğuna iyi bir miras bırakmış olursun. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sihirli değnek yok. Yani ben yok çocukla ben uğraşamam, vaktim yok, zaten çalışıyorum. Çocuğu filanca kuruma vereyim, oraya gitsin gelsin veya orada yatılık kalsın bir yere kadar. Sonra senin yanına gelecek, seni modelleyecek ve genetik geçiş oluşacak. Bizim programımıza katılan insanlara biz devamlı anne ve babasını ilk önce soruyoruz. Bununla beraber nesline iyi bir miras bırakmak istiyorsan kendini yetiştir. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza, örneğin Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere veya Avusturya, buradaki vatandaşlarımıza, Türkçe konuşan gurbetçi vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz online olarak. Onları programlara alıyoruz. Onlara individüel eğitimler sunuyoruz ve onlar çocuklarına iyi bir miras bırakıyorlar. Sizin için de eğer nesliniz önemliyse o zaman kendinizi geliştirmek için eğitimlerimize katılabilirsiniz. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.